düşünmüyor bu kadar Şimdi rahat hareket İ etmelerinin İsmail sebebi ile, var. İsmaille e, ayrıştığımız demeyeyim. Benim konuya bakış açımla İsmail'in bakış açısı arasında fark. O gerçekleri söylüyor. Fakat bunun değişmeyeceği, onun için şuraya not almışım. 40 yıllık kaniden olmaz yani. Değişmez. Suudi Arabistan Suudi kralı. Böyle. Niye söylüyorum? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü ortaya kimse koyabilir mi? önce para mı demiş vatan mı demiş vatan demiş. Vatan demiş. Bak şöyle bir tespitte bulunmak lazım. Bence bunu bunu, bunu bulunmazsak eksik olur. Atatürk demek devrim demek. Libya, İran, Irak, Tunus, Fas, Cezayir'in tamamı Atatürk'ün devrimleriyle, yedi düvele karşı başlatıp kazandığı kurtuluş savaşından esinlendiler. Şimdi siz kalkıp da Suudi Arabistan krallığının Mustafa Kemal Atatürk'e tahammül edeceğini mi zannediyorsunuz? Doğru İsmail'in söylediği şey. İyi bir ders oldu mu? Oldu. Tereddütsüz. Yani ben parayı veririm, istediğimi alırım, yaparım yok. Ha yaparsın bak. İngiltere'de yaptıklarını zannediyorlar. Onlar ne kadar izin verirse. Onların alanlarına girmeden. Aynen Türkiye Cumhuriyeti'de dur. Bizim alanımıza girmeden saygı göstererek. Eğer işi burada tartıştıracaksak zaten bizim sabaha kadar söyleyeceklerimiz bitmez. Tabii. Ama mesele şu. Arkadaş siz 100. yıl maçını Hani belki dedik ki Azerbaycan o da kardeş ülkeyiz diye. Ya kardeşim niye oynatıyorsunuz orada ya? Ne alakası var? Yani bu sıkıntılar olmasa bile yani bir defa görebileceğimiz bu kadar önemli ki millet bu şekilde bir atıfta bulundu. Bunu oynatacağın yer ya Samsun ya Ankara. Bak ben yer söyleyeyim sana. Ya Samsun ya Ankara. İlk sen birisini oynatacaksın. Başka nerede oynatacaksın? Bu işin olması gerekeni bu. 19 Mayıs 1919. Ve Ankara ardından meclisi, cumhuriyeti ilan ettiğimiz ya bitti gitti kardeşim. Şöyle söyleyeyim size. Şu bilgiler doğruysa bana hani bilgi aktığı için bunlardan yanlışlık varsa İsmail de belki düzeltir. Bak bunlar bizim muhteşem yüzyıl. Diriliş Ertuğrul gibi Osmanlı'yı anlatan dizilerimiz de, dizilerimize de tahammül göstermiyorlar. O coğrafyada bu diziler çok izleniyor ama suluklar aynı fikirde değil. Suluklarım bir defa. Mustafa Kemal Atatürk'ten önce Osmanlı ile dertleri var. Çünkü kendilerini üstün görüyorlar. Biz de onlarla birlikte değiliz. Bak kendileri üstün görüyorlar. Araplık üzerinden de götürüyorlar. Bizim 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 e, Süudlarla, Araplarla bir birlikteliğimiz dediğimiz olabilir. Din üzerinden. Din üzerinden. O da Müslüman olanlarımızın din üzerinden. Onun dışında bizim bir örfümüz, adetimiz, milletimiz, kimliğimiz hiçbir şeyimiz benzemez ki. Aynı ümmet üzerinden oluşturulmaya çalışan millet kimliği olabilir mi? Bunu Hristiyanlar becerememiş, kimse becerememiş. Belki beceren bir Yahudiler vardır, ondan ötesi değil. Biz yapamamışız. Bak tarihe, şimdiye bak. Bu mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Ha onların tarihten gelen sıkıntıları var, doğru. Mustafa Kemal Atatürk'le ve Cumhuriyet'le de dertleri var, o da doğru. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıkları, şu anda hani diyor ya yılbaşı kutlamaları yaptırıyor, ediyor, efendim işte yenileşiyor. Hayır canım ne alakası var? Hiçbir hukuk güvenliği yok o ülkede. O zaman niye senin biz, senin senin, senin malzaba kökünden şey, bir, söylüyor, sana senin. bir ortak ya bak, noktamız bir şey yoksa? Türkiye Cumhuriyeti'nin göbeğinin orta göbeğinde ortasında bir insan katledildi. Bunun Türk vatandaşı olup olmaması önemli değil. İnsan bu. Cemal Kaşıkçı. Böyle bir memleketten bahsediyorsun. Neyden bahsediyorsunuz ya? Ya ne şaşırılıyor neye şaşırılıyor? Hatta ben bir ara korktum dedim ki, ki ona güçleri yetmez dedim uçakların kalkışına mı izin vermeyecek bunlar? Ne yapacak işi öyle bir tırmanıyor ki bir de sosyal medyada köpürtüyor bir ara da köpürtüyor. İzin verilmiyor. Ya, ya, yani ya, ya, ya mümkün diyor. Mümkün. Yani anlaşma anlaşılmayacak gitmeye çalışılıyor. Başına yıkarız ya. ya. Yani hiç öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Yani onlar Türk milletini tanıyorlar fazlasıyla tanıyorlar. Yani 86 milyonlar ki 86 milyon sadece bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasında yaşayanlar. Böyle böyle, böyle bir dünya yok. Dolayısıyla hani. İlişkilerin düzelmesi anlamında adın, atılan adımlar doğruydu. Ben o, 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 açıdan bir şey demiyorum. Ama e, 100. yılda böyle önemli bir maçın bütün böyle itirazlara rağmen, içeriden gelen tepkilere rağmen inadına inadına oraya oynatılmak istenmesi becerilmemesi ardından siyasetin bunda hiç dahil yok ve karar verici rolü yok denmesi yani buna hiç kimse inanmaz. E şimdi kulüp başkanlarına. Kulüp başkanı sen, sen Sayın Ali Koçal nasıl fatura keseceksin? keste göreyim bakayım. Bütün Fenerbahçe'yi karşına alırsın. Al da göreyim bakayım nasıl yapacaksın. O türbinleri nasıl karşına alacaksın? Daha önce alan gördü. Alnını karıştırdılar. Kolay mı öyle bir şey? Bir defa buradaki hata Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetiminde. Ama o yönetimin hani dedim ya İstanbul Spor'un başkanının söylediği gibi. Kendi başına. Ya istifa, şu anda istifa etmeleri lazım. Çekilmeler lazım. Bitti işleri. Yok. Yani Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin bu vaziyette göreve devam edebilme imkan ve ihtimali yok. Eder mi eder kardeşim? Burada eder. Et eder. Hocam Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk altında ne dedi? Aslında iyi bir insandır dedi ertesi gün yaptığı açıklamada. bu defa bu olan, bu münferi hadise, onun, onun hiç kabul edilebilir tarafı yok. İstanbul Spor'un maçtan çekilmesi, her şeyi göze alıp e, bu, bu bu bardağı taşıran artık. Bu, bu bir, bir, felaket, rezalet bu. Yani Ama ben diyorum ki Atatürk üzerinden bunu tartışmayalım daha fazla. O bu sevk ve idaresizliği, bu beceriksizliği. Bence burada bunun sorunları, kimse görünür sorunları zaten o güne kadar çekip gitmeleri gerekiyordu. Ya, Seçim yerine mesela. Bir 5-6 dakikamız kaldı. Ama başka yüzde, konu açamayacağım 100, hocam. Ha, ama %50 artı birinin ortaya çıkarttığı sorunlar bunlar. 2-3 dakika şunu da sormak istiyorum. Sonrasında İsmail'e de aynı konuyu soracağım ve programın sonuna gelmiş olacağız. Ee, başka bir konu açamıyorum. Ee, bu noktada az önce de sordum. Ee, hem Erdoğan'dan hem Bahçeli'den Bahçeli'den 48 saat sonra Erdoğan'dan ertesi gün yanıt geldi, bir açıklama geldi daha doğrusu. Ve ikisinden ikisinde de muhalefete yüklenen bir açıklama duyduk biz. Yani aslında muhalefeti eleştiren, bunu provoka ettiğini söyleyen bir açıklama yapıldı iki taraftan da. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Biraz önce dediniz ya bunu sağa sola çekmeye gerek yok iktidarın yani sonuç iktidarda sorumluluğunda. Size, şöyle söyleyeyim size, e, konuda net olan bir husus var. Bizim orada bu maçı oynatmamamız oynanması için iki güzide kulübümüzü göndermememiz gerekiyor. Bizim buna ihtiyacımız yok. Lig maçını, başka maçları götürürsün oynatırsın. Bunda bir engel yok. Yayılma açısından, tanınma açısından doğru. Şimdi bunun üstünü örtmek için ortaya iki birinci mazeret ve ikinci mazeret. Birinci mazeret efendim, bunu efendim, siyasete alet ediyorsun. Ya kardeşim Türkiye Cumhuriyeti'nde futbol, spor siyasete alet edilmiş zaten. Alet edilmeyen mi var? Her, herkes, herkesin eli işin içinde. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi nasıl oluşuyor? Ben biraz önce bir söz söyledim. Dedim ki bak Sayın Mehmet Büyükekşi seçim kararı alsın tekrar aday olsun. Tekrar seçilebilir dedim ya. Daha ne diyeyim size? Ne diyebilirim size? Kulüplerin borçları ortada. Vaziyetleri ortada. Aldıkları destek ortada. Siyaset çünkü futbol çok iyi bir yatırım siyasetçiler için. Oy depoları. Yani belediyeler niye kulüplerin içinde? Şehir kulüplerinin ayakta kalması için neler yapılıyor? Hani deniyor ya amatör şubelere işte sporu kalkındıralım, yetiştirelim. E, hayır değil. Bizim öyle bir tabanla işimiz yok ki. Tavan da bizim işimiz. Kısa sürede bir e, oya çevirme. Anlatabildim mi? İkincisi, e, yani siz muhalefete, muhalefete bundan dolayı niye yükleniyorsun ki? Siz nasıl kullanıyorsanız, elinize geçirdiğiniz herhangi bir e, şeyi, e, argümanı lehinize hemen e, yükleniyorsanız... E, o da, eline geçirdiğini kullanacak. Muhalefet tepki göstermese bu defa da şunu demeyecekler mi diyor hocam? Atatürk'e sahip çıkmayan bir muhalefet diyecekler bu seferde. Muhalefetin tepkisinde, tepkisinde bir anormallik yok. Sayın Cumhurbaşkanı baktı, tecrübeli bir siyasetçi, meseleye müdahil olmadı, İşin nereye gittiğini gördü, kendisi de gitmedi. Ben de spor bakanıyla görüşmüştür, etmiştir. Onun için kimseyle de muhatap olmamıştır. Sonra vaziyet bu oldu. Ya şimdi bunun içinden nasıl çıkalım? Tamam? Bu bunun içinde Bu ne var? Bunun faturası. E ne yapacaksın? yani?